Evet efendim, Mersin'in Yenişehir ilçesindeyiz ve ilçe kaymakamımız Sayın Mustafa Kılıç'la beraberiz. Efendim, Mersin'in en güzel ilçelerinden bir tanesi Yenişehir'deyiz. Burada kaymakamın çok güzel de bir bahçesi var. Burada narenciye ağaçlarının altındayız. Efendim, pek çok yerde görev yaptınız. Çok tecrübeli bir kaymakamsınız. Biraz bize Yenişehir'i anlatın, tarif edin desem efendim. Yenişehir, Mersin'in sosyoekonomik açıdan en gelişmiş ilçelerinden bir tanesidir. Tam da merkez ilçe zaten. Sahile komşuluğu olan, aynı zamanda yaylaları olan, ekonomik açıdan da Mersin'in önde gelen ilçelerinden bir tanesi. Yaklaşık 300 bine yakın bir nüfusu var. Daha çok turizme yönelik faaliyetlerin olduğu bir yer. İlçemizde çok da fazla tarımsal faaliyet yok. Mersin deyince insanların aklına İlk önce sanayi ve tarım geliyor, ancak organize sanayi ve tarımın içerisinde Yenişehir ilçesi daha çok turizm yönelik faaliyetlerin olduğu bir ilçe. Esnafımızın birçoğu gastronomi alanında uzmanlaşmış insanlar. Kafelerin olduğu, eğlence merkezlerinin olduğu, Mersin'in nefes aldığı bir ilçe. Alışveriş merkezleri. Hayır, alışveriş merkezleri yoğunca oldu. Evet, evet. Tek fuar merkezinin. Fuar merkezinin olduğu yer. Marina burada. İşte birkaç tane daha alışveriş merkezi var. Dediğim gibi Mersin'deki insanların eğlence merkezi, yemeklerini yediği merkez olarak bilinmektedir. Aynen işte. Evet. Peki efendim, insanlarla iç içesiniz. İnsanlar geliyor. Sizin yaptığınız geziler var. Vatandaşların beklentileri var mı? Varsa neler efendim Yenişehir bölgesinde? Dediğim gibi Yenişehir ilçesi diğer ilçelere nazaran daha fazla gelişmiş olan bir ilçe. Dolayısıyla vatandaşın aslında çok da fazla bir beklentisi yok, ama çıta yüksek olduğu için biraz daha yüksek faaliyetlerin olmasını istiyorlar. Özellikle belediye faaliyetlerin çok daha fazla etkin olmasının talepleri var. Bizim 8 tane kırsalda eskiden köy olan, şimdi mahalle statüsündeki yerlerimiz var. Oralarda gezme fırsatım oldu. Fırsat buldukça gidip dolaşıyoruz, vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Genel yapı itibariyle yolların olduğu, altyapısının bitmiş olduğu, okullarının üst seviyede olduğu, eğitimin üst seviyede olduğu bir ilçe. Çok fazla sorun olmadığı bir yer. Dolayısıyla huzurun olduğu bir ilçe. Yani vatandaşın genel talepleri sağlıkla ilgili talepler oluyor. Onlarla ilgili zaten projeler devam ediyor. Eğitimle ilgili dediğim gibi özel okulların da çok sayıda olduğu bir ilçe. Pek çok özel okullar. Evet, özel okullar. Evet, zaten devlet okullarımız da yaklaşık özel okul statüsünde hemen hemen. Dolayısıyla derslik sayımız yeterli. Yeni yatırımlar yapılıyor. Eğitime yönelik faaliyetler yapılıyor. İşte bizim halk eğitim kurslarımız devam ediyor. Yaklaşık 947 tane kurs yerimiz var. 47 tane kurs açtık. Onlara talepler devam ediyor. Yani huzurlu, rahat, yaşanabilir bir ilçe Yenişehir. Evet, gerçekten dediğiniz gibi sosyoekonomik yapı oldukça Yenişehir bölgesinde yüksek. Bu noktada vatandaşların da doğal olarak talepleri yani azalıyor. Çok fazla değil, evet. Evet. Efendim, çalıştığımız yerlere kıyasla daha rahat. Kesinlikle. Evet. Vakıflar yönünden de değerlendir. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı yönünden de sanırsam yine diğer... Evet, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımızda kayıtlı olan fakir fukara vatandaşlarımız var. Diğer ilçelere göre sayımız çok fazla değil. Aylık rutin yardımlar yapıyoruz. Şartlı nakit transferler yapıyoruz. Öğrencilere yönelik burslar veriyoruz. İşte artan paramızla da çeşitli sosyal faaliyetler yapıyoruz. SODES'ten geçen yıl 100 Umut diye bir proje yapmıştık. O devam ediyor. Öğrencilerimize yönelik bilgilendirme faaliyetler için çeşitli kurslar açıyoruz. Onlar devam ediyor. Dediğim gibi Sosyal Yardımlaşma Vakfı açısından da yükümüz diğer ilçelere göre ağır değil. Onun için çok daha verimli kullanmaya çalışıyoruz kaynaklarımızı. Evet. Efendim, kırsala sık sık gidiyorsunuz biliyorum. Evet, özellikle muhtarlarla çok iç içesiniz efendim. Bu noktada değerli muhtarlarımıza da söyleyeceksiniz. Tabii muhtarlar bizim vatandaşla olan bağımızın birinci unsurları. Onun için onların mahallelerinin sorunlarını falan bizlere getirip aktarıyorlar. Bizler de çözüm bulmaya çalışıyoruz. Onlarla toplantı yapıyoruz, mahalle toplantıları yapıyoruz, mahalleleri geziyoruz, tanıyoruz, vatandaşlarla hemhal oluyoruz. Sorunları yerinde görüyoruz. İncelemelerimizden sonra da gerekli yatırımları, yardımları yapıyoruz. Dolayısıyla bütün muhtarlarımızla diyalog halindeyiz. Özellikle üst yayla tarafındaki
Eskiden köy olup da şimdi mahalle statüsündeki yerlere biraz daha fazla ağırlık veriyoruz. Geçen yıl işte valiliğin yapmış olduğu projelerle İKOP'tan parke taşları falan yapıldı birkaç köyümüze. Onun haricinde belediye faaliyetler zaten devam ediyor. Yani bizim muhtarlarımızın da öyle köylerimizin de çok fazla bir problemi yok. Onlarla da ufak tefek sorunlar olduğu zaman çözüyoruz. İrtibat halindeyiz. Rutin talepler. Rutin talepler. Dolayısıyla vatandaşın ufak tefek talepleri. Evet. Onları da çözmeye gayret ediyoruz. Evet efendim, köy sayısı az olunca dediğiniz gibi bu anlamda kalmadı tabii, kalmadı mahalle. Tabii mahalle oldu. Mahalle oldu. Büyükşehir yasasından dolayı. Ama çok tarımsal alan az olmasına rağmen Mersin'de çok öne çıkmış ürünleri var. Mesela şu an narenciyi zaten söylemeye gerek evet, yok. Evet. Bölge bir narenciye deposu Mersin, bütün sahilleri. Özellikle nar noktasında... Ya Türkiye'nin en kaliteli narları bizde yetişiyor, evet. Siz de şahit olmuşsunuzdur zaten, yerini incelemişsinizdir. Evet. Geçen bir nar hasatı vardı zannediyorum, oraya da katıldınız oraya sizler katıldım. De. Evet. Narlar gerçekten, gerçekten de çok öyle. Güzeldi. Türkiye'nin en kaliteli narları burada yetişiyor. Yani şey olarak, alan olarak çok fazla değil ama kalite olarak bir numarayız. Evet. Onda yaygınlaştırılması çalışmalar devam ediyor tabii ki. Yani İlçe tarımımız vasıtasıyla. Orada da şey dikkatimizi çekti. Yani bu narı sadece meyve olarak değil de üretim noktasında da özellikle kadınlar çok gerçekten maharetli. Çok güzel nar ekşisi yapıyorlar. Biz de tattık. Evet. Bir sağlık, şifa efendim. Tabii bu dediğim gibi nar kaliteli olunca bir de bayan eli deyince nar ekşisi de muhtemelen daha kaliteli oluyordu. Ama işte bunun tanıtımı yapılması lazım. Dolayısıyla piyasaya sürülmesi lazım. Yani ekonomik değerinin olması gerekiyor. Dediğim gibi yani alan dar, hinterland az ama kaliteli ve birinci sınıf ürün üretiyoruz. Neyse ki kadınlar Allah'tan onun nar ekşisine çeviriyor ve çok da güzel talep var. Evet. O kaliteli de olunca ürün bu noktada. Kadınların tarımsal faaliyetleri zaten son yıllarda Türkiye'de giderek artan bir ağırlığı var efendim. Geçen hafta da Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ydü. Evet, evet. Kadınlarımızla da ilgili neler söylemek istersiniz? Ya, üretimin her safhasında yer alıyorlar zaten. Birinci şahısı olarak zaten dediğim gibi üretimin her safhasında yer alıyorlar. Kadın elinin emeğinin değmesi tabii ki ürünü daha da kıymetli hale getiriyor. Dolayısıyla bu istihdam sağlıyorlar. Yani yapılabilecekleri kolay bir iş, ağır bir iş değil. Aile ekonomisine katkı veriyorlar. Tabii ki dediğim gibi değerli kıymetli ürünler bunlar. Dolayısıyla kendi el emeğiyle ürettiği orijinal ürünler olduğu için çok daha kıymetli hale geliyor. Aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Toplumda kendilerine bir statü ediniyorlar. Bizim için önemli tabii ki bunlar. Yenişehir bu sosyoekonomik yapısıyla burada önemli bir şehirleşme. Şehirleşmenin çok yoğun olduğu özellikle evet. Konutsal noktada efendim. Şöyle bir baktığınızda Yenişehir'in geleceğinin Mersin'de nasıl görüyorsunuz efendim? Şimdi belediyenin daha önce uygulamış olduğu imar planı şehre nefes aldıracak şekilde hazırlamışlar. Onun için tabii ki belediyeyi de tebrik ediyorum burada. Çok fazla imar yoğunluğu vermiyorlar. Diğer ilçelere nazaran parkların çok fazla olduğu, yeşil alanların çok fazla olduğu, yolların geniş olduğu, dolayısıyla yaşam alanların çok fazla olduğu bir ilçe. Onun için Mersin de kıymetli yer. İşte emlak fiyatları da, konut fiyatları da diğer ilçelere göre biraz daha yüksek. Konum olarak diğer ilçelere nazaran biraz daha farklı durumda. Yani şehrin şehirleşme açısından bir diğer ilçelere nazaran kıyasla çok daha iyi konumdayız. Mersin merkez zaten yapılaşma oldukça eski. Eski yapılaşma, yeni yapılaşmanın olduğu yerler. Tabii bizim de şeyimiz evet. Belli zaten. Şehir merkezi buraya doğru kayıyor. Genelde evet yukarıya doğru kaymış durumda. Kuzeye kayıyor. Evet. İlçe sınırları içerisinde merkezi. Evet, resmi kurumların birçoğu bizim ilçemiz sınırları içerisinde. Yeni yapılaşmaların, yeni binaların çoğu da bizim ilçemiz sınırları içerisinde. Kuzeye doğru şehrin bir kayması söz konusu. Düzgün bir imar planı yapılmış. Onun için de dediğim gibi sosyal alanların, donatıların, yaşam merkezlerinin yoğun, bol olduğu bir ilçe. Şehirleşmesi yani örnek olacak ilçelerden bir tanesi. Efendim, biraz önce de bahsettiniz. Gerçekten burası her anlamda hem güvenlik açısından hem sosyal açıdan çok huzurlu bir şehir. Bununla ilgili emniyetimiz de yoğun çalışıyor. Siz de çok hassasiyetle takip evet. ediyorsunuz.
buradan onlara da bir mesajınız olacak mı sanki? Öncelikle tabii bizimle birlikte çalışan emniyet güçlerimize, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Onlar da gece gündüz çalışıyorlar bu şehrin huzuru ve güvenliği için. Dediğim gibi Yenişehir'de çok fazla asayişsizliğin olduğu bir şehir değil. Güvenli bir şehir, huzurlu bir şehir. Böyle olunca farklı huzursuzlukları gidermek için çalışıyoruz. Özellikle uyuşturucuyla mücadelede emniyetimizin çalışmaları devam ediyor. Parklarda, bahçelerde, sıkıntılı yerlerde bu tip madde bağımlısı kullanıcılar varsa muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın ihbarları sayesinde bunlara da derhal gerekli işlemler yapılıyor. Özellikle muhtarlarımız bu hususta hassas durumda, emniyet güçlerimiz hassas durumda, okulların önündeki denetimlerimiz devam ediyor. Yani Yenişehir dediğim gibi her yönüyle huzur şehri haline getirmeye çalışıyoruz. Şu an hani gerçekten çok büyük emekler sarf ediyorsunuz. Çok güzel bir koordinasyon var Vali Bey'le beraber. Evet. O da Mersin'e çok ciddi bir değer katıyor. Tabii Sayın Valimize bu hususta müteşekkiriz. Hem önümüzü açıyor, hem destekliyor, projelerimize destek veriyor, bizleri kolluyor, gözetiyor, gerekli çalışmalarımızı yapmamıza olanak sağlıyor. Böyle olması bizim için de bir avantaj ve daha huzurlu ve daha istekli bir şekilde çalışıyoruz tabii. Evet. Buradan son olarak efendim üreten, çalışan kadınlarla ilgili ben bir mesaj almak istiyorum. Çünkü duyduğuma göre burada kadın nüfusu fazlaymış efendim. Evet. Onlara ilgili birkaç cümle söylerseniz. Öncelikle kadınlar annelerimiz, eşlerimiz, kardeşlerimiz, bunlar bu toplumun en değerli varlıkları. Dolayısıyla hepsine başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum. Üretimin her noktada da yer almalarını teşvik ediyoruz. Tavsiye de ediyoruz. Aile ekonomisine, ülke ekonomimize, ilke ekonomimize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum hepsine. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. De kabul ettiğiniz için efendim. Sağ olun üstadım. Evet değerli izleyiciler, Yenişehir Kaymakamımız Sayın Mustafa Kılıç'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de gerçekten kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu, çok sosyoekonomik yapının yüksek olduğu ama buna rağmen çok güzel yaylaları az da olsa tarımsal üretimin yapıldığı ve özellikle de kadınların emeğini ortaya koyduğu çok güzel bir ilçe. Ben kendisine de gerçekten başarılar diliyorum efendim. Biz yine buradan yolumuza devam edeceğiz.